Bunlar basit olan şeylerdir. Hı. İşte biz zihin engelli öğretmenliği bölümünü bu amaçla kurmaya çalıştık ve kurduk. Bunun yanında bu programımız Türkiye'de baktığımızda Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıl 1000 civarında bir öğretmen alımı yaptı. Zihin engellileri öğretmenliği bölümünden mezunları. Ve açık çok bu noktada. Eğer bugün Avrupa Birliği standartlarında bir standart yakalamak istiyorsak ülke olarak işte bu yöndeki bireylerimize, vatandaşlarımıza en iyi eğitim vermemiz gerekiyor. Evet. İşte zihin engelli öğretmenliği bu açığı kapatmak için oluşturuldu. Aslında bu noktada şunu da sorabilirim. Toplumsal bir sorun var şu anda. Öğrencilerin ya da tercih yapacak olan insanların doğru tercih yapabilmeleri. Kesinlikle. Sanırım zihin engellileri bölümü de birazcık o bölüme yatkınlık isteyen bir bölüm. Kesinlikle. Yani şunu söyleyeyim. Bir kere insanı sevmeniz lazım. İnsanları değer vermeniz lazım. İnsanları olduğu gibi kabul etmeniz gerekiyor. İnsanlara yardımcı olmayı sevmeniz gerekiyor. Sosyal becerilerinizin gelişmiş olması gerekiyor. Yani bu bölüm daha çok bu yöndeki öğrencileri kabul ediyor. Çok önemli bir bölüm aslında. Ve bu konuda biz çok dikkatliyiz. Kesinlikle. Dikkat ederseniz konuşurken çok dikkatli konuşmaya çalıştım. Evet. Çünkü hassasla çok hassas üzerinde duruyoruz bu bölümün. Ve bu bölüm geleceği olan bir bölümdür. Evet. Ha, bunun tam tersi üstün zekalar öğretmenliği var. Aslında üstün zekalar demeyebiliriz de. Üstün yetenekliler dersek daha doğru olabilir. Hı hı. Ancak YÖK bu bölümü isimlendirirken bu şekilde isimlendirmiş. Üstün zekalar öğretmenliği olarak isimlendirmiş. Türkiye'de Maltepe Üniversitesi'nde var bu bölüm. Bir de şeyde var. İstanbul Üniversitesi'nde. İki üniversitede mevcuttur şu anda. Ha, şu anda aldığımız bilgilere göre bazı vakıf üniversiteleri de bu bölümü açmaya çalışıyor. Peki bu bölümü bitiren öğrenciler günün sonuna ne tür bir meslek sahibi oluyor? Şimdi bu bölümden mezun olan öğrenciler bir kere şu var. Okullara baktığımız zaman okullar nasıl bir eğitim yapıyor? Ortalama bir eğitim. Hı hı. Yani bir sınıf oluşturuyor. Bu sınıfta hızlı öğrenenler, çabuk öğrenenler bir kenarda kalıyor. Aynı şekilde yavaş öğrenenler de bir kenarda kalıyor. Hı hı. Ortayı takip ediyor öğretmen. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bu çocuklar mesela o sınıf ortamında hızlı öğrendikleri için duramıyorlar yerlerinden, hareket ediyorlar. Bunlar hiperaktif diyoruz. Evet. Hatta günün sonunda başarısız bile olabiliyor evet, bu iyi bir eğitim dikkatli bir eğitim verilmezse bu öğrenci. Evet. Çünkü kayboluyorlar. İşte üstün zekalılar öğretmenliği bölümünden yetişecek olan öğretmenler bu çocuklara daha fazla ilgi gösterecekler. Bu çocuklara eğitim verecekler. Çok güzel. Özellikle hiperaktif dediğimiz, hı hı, yerinde duramayan, zeki, çok kısa sürede öğrenen, hızlı öğrenen öğrencilere yardımcı olmak için yetişecekler. Evet, çok güzel. Peki felsefe grubu öğretmenliği var. Son evet, bölüm felsefe olarak. Grubu öğretmenliğimizde şunu söyleyeyim. Üstün zekalılar öğretmenliği bölümümüz Kıbrıs'ta tektir şu anda. Başka bir üniversitede yok. Evet. Şu an tek bizde. Çok az, Türkiye'de de çok az bir üniversitede vardır.